Merhaba sevgili Six News izleyicileri. Ben Sayım Çınar. Bu hafta Sayım'ın bavulunda genç, başarılı bir yayıncı var. Genius yayınlarından Diren Yardımlı. Diren'cim hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor bu aralar çalışmalar? Kitap dünyası ne alemde? Durgun. Yaz durgunluğu var şu anda. Ama kitaplar bayağı satılıyor değil mi? Satılıyor. Yani gittikçe artıyor sayı. Her yıl biraz daha artıyor sayılar ama bir de bir kriz de üzerine eklenince yavaşladı biraz. Bu böyle durumlarda değil mi? En çok yayın evleri etkileniyor tabii, krizden. İlk gözden çıkarılan şey kitaptır böyle durumlarda. Dolayısıyla ilk etkilenen kitap olur. Şimdi Genius yayınlarını istiyorsan Six News izleyicilerine anlatalım. Tabii. Genius yayınları çok farklı bir yayıncılık yapıyor. Alışa gelmişin çok dışında bir yayın evi. Dışında. Genius yayınları nasıl bir uygulama içinde? Biraz anlatır mısın? Şimdi Türkiye'de ilk defa destekli kişisel yayıncılık denilen uygulamayı getirdik biz Genius yayınlarıyla. Evet. Bunun anlamı da şudur, yazar kitabın yayınlanmasına ortak oluyor. Daha doğrusu aslında kitabın yayıncısı yazarın kendisi olmuş oluyor. Dolayısıyla yazar hiçbir şekilde haklarını yayın evine teslim etmiyor. Son söz her zaman yazarda oluyor. Kitap kapağı tasarımında olsun, editöryel okumada olsun her şey yazara onay için gönderiliyor. Son söz yani yayın yönetmeni aslında yazar olmuş oluyor bu sistemde. Evet, size kitap geliyor. Siz kitabı tekrar okuyorsunuz. Okuyoruz. Düzeltiyorsunuz. Tabii. Editörlük yapıyorsunuz. Editöryel hizmet veriliyor. Yayını hazırlıyorsunuz. Ayrıca kitabın kapağını yapıyorsunuz. Her şeyini yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Satışını da yapıyoruz aynı şekilde. Aynı şekilde satışı da. Peki hala yazarlar bu durumdan nasıl? Memnunlar mı? Memnunlar. Yani şu açıdan memnunlar. Kitap iyi bir kitapsa, satma potansiyeli varsa ve satıyorsa kitap yazara geri dönüşü çok fazla oluyor. Ama tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Kitap satmadığı takdirde yazar zarar da etmiş olabiliyor. Ama bunu göze alan yazarlar zaten bu sisteme geçmeyi tercih ediyorlar. Aha. Örneğin 1000 adet kitabı basılmış bir yazarın 500 adet kitabı satarsa maliyetini çıkarmış oluyor. Maliyetini. O zaman herhalde 500 tane satmak da çok zor bir şey değil, değişiyor. Değil mi? O da değişiyor. Evet. Yani mesela şiir kitapları geldiği zaman onların satışları yavaş ve ağır oluyor ve maliyetini çıkaramayabiliyor. Ama iyi bir roman geldiği takdirde maliyetini çıkarır mutlaka. Bir de şöyle şeyler söz konusu değil mi? Şimdi örneğin kitabı yayınlıyorsunuz. Daha sonra biz bu kitapları büyük kitap evlerinde de görebiliyoruz. Evet, Doğan Kitab'ın sergisinde de görebiliyoruz. Tabii. Ne bileyim bütün kitapçılarda görebiliyoruz. Yani normal yazarlar kitapları çıkınca çok heyecanlanıyorlar değil mi? Çok. Çok heyecan. Bizde özellikle ilk kitaplar olduğu için daha da özel oluyor o ilk kitap. Yani ikinci, üçüncü kitabını yayınlayanlar da oluyor bizde. Ondan sonra biraz daha artık rutine giriyor iş. Ama ilk kitap yayınlandığında beklentiler çok büyük oluyor. Kusursuz olması çok önemli oluyor kitabın. Ondan sonra da satış beklentileri başlıyor. Bir de Diren sen daha önce yayıncılık gerçekten çok uzun süren bir yayıncılık sektöründen geliyorsun. Evet. Bu işe herhangi bir insan gibi başlamadın. Yok. Yani, bir geçmişin var, var değil mi? Var. Biraz yani, bundan bahset istersen. Ben hem daha çok 15 yaşında itibaren bu sektördeyim aslında ben. Daha öncesi de var ama profesyonel anlamda 15 yaşında itibaren bu sektördeyim. İşte bir yandan okurken, bir yandan yayına kitaplar hazırlıyordum, bir yandan dağıtımla ilgileniyordum. Birçok yayın evinden sonra Genius yayınlarını kurmaya karar verdik. Bir de Genius yayınları normal bir yayın evi gibi kitaplarını yayınlıyor. Çünkü kitap eklerini görüyoruz, ekranlarda görüyoruz. Tabii. Yani bazı yazarlar kitaplarının PR'ını çok iyi şekilde yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani orada sizin dediğiniz gibi yazarın PR'ını iyi yapması belirleyici oluyor. Yani kitabımı yayınladım, şimdi ben oturup bekleyeyim diyen yazar başarı elde edemiyor. Ama kitabının peşinden giden yazar, iyi bir PR çalışması yapan yazar bir yerlere varabiliyor. Hatta şunu da biliyorum, siz daha önce bir çikolata kitabı yayınladınız. Çikolata Fabrikası. Evet, Çikolata Fabrikası diye bir kitap. Orada da çikolatayla ilgili, tatlılarla ilgili çok ilginç tarifler vardı. Bu kitabın tasarım ödülü aldığını biliyorum. Tasarım ödülü aldı. En iyi kitap ödülü aldı aynı zamanda. Evet. En iyi yemek kitabı ödülü aldı. O kitap mesela yazarının da medyada çok da güzel yer buldu. Yer buldu ve çok ciddi olarak da sattı da o kitap. Yani iyi bir satış grafiği de elde etti o kitap. Sanıyorum daha sonra yazarı Nişantaşı'nda bir çikolata fabrikası açtı. Adında bir çikolatacı açtı. Çok ilginç değil mi? Evet. Ben gidemedim ama giden çok fazla insan tanıyorum ve çok da orijinal bir... Yani bir kitabın daha sonra başka bir şeye dönüşmesi de ilginç tabii ki. O, evet. Peki hala şuna katılıyor musun? Türkiye'de örneğin kitap satılmıyor, işte iyi kitaplar yayınlanmıyor gibi şeyler söyleniyor. Şimdi Türkiye değil orada belki. Yani
İyi kitaplar yayınlanmıyor sorunu bütün dünyada olan bir sorun. Çünkü iyi kitap demek yayıncı için işin doğası gereği satan kitap demek. Yani nitelikli kitap demek değil sadece. Çünkü çok nitelikli kitaplar satmadığı takdirde yayıncı o kitabı yayınlamaya hevesli olmaz. Özel bir sebebi yoksa. Hı hı. Onun dışında Türkiye'de kitap satmıyor önermesi kısmen doğru bir önerme. Satışlar düşük. Yani. Pekala siz 200'ün üstünde kitap yayınladınız. Kaç yıldır Genius yayınları var? 3 yıl. 3 yılda 200'ün olduk. Üstünde kitap geldik. Yayınladınız değil mi? Evet. Pekala bu 200 kitap içinde daha çok böyle dikkat çekici olanlardan birkaç tane örnek vermek ister misin? Ben örneğin bir inceledim hatta okuduğum kitaplar. Ya onu siz daha iyi bilirsiniz. Benim için bütün kitaplar özel oluyor. Projesi. Evet, ilginç çok bir kitap. Çok ilginç. Bir kitap. Ataerkil daha sonra İki tane yayınlığında transfer oldu. Tabii tabii. Yani aslında bir kitabın başarısı biraz da o sonraki hikayesinden belli oluyor. Başka yayın evi, güncel yayınlarından da kitabı yayınlandı aynı yazar. Örneğin sizde başlayıp üst üste 4 roman yayınlayan yazar var, değil mi? Bazıları bizden başka yayın evlerine geçiyorlar. Aha. Bazıları bizde kalmayı tercih Alper ediyorlar. Alper Altuntaş örneğin, Diriliş. O bizde kalmayı tercih ediyor. Çünkü evet. Bizdeki avantajları da sanırım hesaba katıyor. Kitabını satabiliyorsa sizde daha çok kar ediyor. Ediyor. Ve dolayısıyla hakların, devam ediyor. Dediğim gibi teslim etmiyor bize. Hakları onda kalıyor. İstediği zaman yeni baskı isteyebilir. İstediği zaman satışı durdurabilir. İstediği zaman başka bir yayın evine geçebilir. Şimdi normal bir yayın evinde bunu yapamaz. Normal bir yayın evinde sözleşme bağlayıcı olur. Ya daha doğrusu Genius yayınları onun için böyle biraz özgürlük bahçesi gibi bir yer. Evet, evet. Orada yani bu şekilde daha rahat ediyor. Daha rahat ediyor. Bu şekilde başka yayın evlerinden bize gelen yazarlar da var. Yani büyük yayın evlerinden kitaplarının yıllardır çıkmasına rağmen sonunda işte ben artık kitaplarımı sizden çıkarmak istiyorum diyen yazarlar da çıkıyor. Aynı sebeple çok hızlı yayınlıyoruz kitabı. Haklarını teslim ediyoruz yazara ve son sözü yazara bırakıyoruz. Peki bu kadar yazarla uğraşmak çok zor değil mi? Onların egolarını kontrol etmek, işte sürekli hayal kırıklığına uğrayanlar da var, sevinenler de var. Var. Yani iki türlü de var. Bunları nasıl motive ediyorsunuz? Yani aslında çok da motive etmiyoruz. Çok motive etmenin doğru olduğuna inanmıyoruz çünkü. Çünkü bu bir risktir. Kitap satar ya da satmaz. Biz ona toz pembe bir dünya baştan sunup kitabınızı yayınlayalım. Kitabınız mutlaka çok iyi satacak. Siz bundan çok büyük bir doyum elde edeceksiniz dersek yalan söylemiş oluruz. Çünkü bazısında bu geçerli olur ama bazısında da bu geçerli olmaz. Dolayısıyla aslında biz yeni gelen yazara etik olarak ilk yaptığımız şey en karanlık tabloyu anlatıyoruz. Aha. Yani siz bu kitabı yayınlayacaksınız. Yani bu kitabı kaç kişi alacak? Kim alacak? Niye alacak? Bu kitaptan belki para kazanamayacaksınız. Hikayesini önce anlatıyoruz. Ondan sonra meraklıysa kitabını yayınlatıp ondan sonra başlıyoruz. Evet, çünkü umut vermek kötü bir şey. Kötü bir şey. Bir de dürüstçe de olmaz. Yani bu piyasanın halini biz yayıncı olarak biliyoruz ama yazarların bilme şansı yok yani. Bir de Türkiye'de yeni bir konsepti, yeni bir yayıncılık anlayışını kabul ettirmek de o kadar kolay olmasa gerek. Öyle değil mi? Yok. Ön yargılar çok fazla var. Şimdi bizim sistemimizde yazar kitabın yayıncısı olduğu için maliyetini de yazar ödüyor. İşte parayı bastıran kitabını yayınlatıyor gibi bir mantık oluyor ki çok doğru değil bu. Yani bu sistem bütün dünyada uygulanıyor ve buradaki ana fikir parayı bastırıp kitabını yayınlatmak değil. Her kitapta yayınlanmıyor nitekim. Her kitapta yayınlanmıyor ayrıca. Yani bir takım editörlük anlayışlarından geçiyor tabii, ondan sonra yayınlanıyor. Zaten biz yazarı vazgeçiriyoruz. Eğer o kitabın hiçbir satış şansı yoksa, kitap yayınlanabilecek olgunluğa erişmemiş bir kitapsa zaten yazarı vazgeçirmek bizim görevlerimizden biri de bu. Evet, bir de zaten alt paketler var. Daha düşük miktarda kitabını yayınlayabiliyoruz. Onları öneriyoruz. 50 yani, tane, 100 tane arkadaşlarına vermesi evet, için. Evet. 200 yani tane, 300 tane de bastırabilir. Sadece internetten satışın olduğu bir paketimiz var. Çok özellikle şiir kitaplarında bunu öneriyoruz. Çünkü satış şansı düşük. Kitap evleri kabul etmiyor şiir kitaplarını satmayı. Çünkü satmıyorlar. Yani onların da hakları var kabul etmemek için. Evet. Onlara diyoruz ki Net Kitap da bize ait olduğundan kitabınızı yayınlayalım. Talep doğrultusunda baskı dediğimiz yeni bir sistem getirdik. Kitabınız sattıkça yani sipariş edildikçe üretilsin. Boşu boşuna en baştan 1000, 2000, 3000 tane kitabın maliyetini cebinizden çıkarmayın. Her satan kitaptan da belli bir yüzdesini alın. Bu sayede kitap 10.000 tane de satsa aynı yüzdeyi alıyorlar. 50 tane de satsa aynı yüzdeyi alıyorlar. Bu şimdi Türkiye'de ilk defa aslında yapılıyor bu olay ve muhtemelen biraz buna doğru kayacak. Direncim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bize Genius yayınlarını anlattığın için bu haftaki konuğum Genius yayınlarının yayın yönetmenlerinden Diren Yardımlı'ydı. Diren Yardımlı'yla Genius yayınlarını konuştuk. Kitap dünyasını konuştuk. Genius yayınları hakikaten ilginç bir yayın evi. Eğer kitabınızı yayınlatamadıysanız Genius yayınlarını kesinlikle öneririm.
Çünkü Cinis Yayınları hiç durmadan kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta yine Sayımın Bavulu'nda edebiyat dünyasından çok renkli bir konuk olacak.